başkanlarım, Sayın Cumhur İttifakı, Dört Yol Belediye Meclis Üyesi adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, Cumhur İttifakımıza varlıklarıyla güç katan, değer sunan AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin çok kıymetli teşkilat mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Dört Yollular, Cumhur İttifakı Dört Yol Belediye Başkan adayımız Sayın Fadıl Keskin Beyefendinin Dört Yol'un ismiyle müsemma dört dörtlük olan 44 projesinin tanıtım ve takdim programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli konuklar, programımızı sizlere arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Sayın İbrahim Güler'in Sevdamız Hatay videosu. Sayın İbrahim Güler'in özgeçmişini anlatan bir video. Ve yine Sayın İbrahim Güler'in projelerinin tanıtıldığı bir video. Ve yine Sayın İbrahim Güler canlı yayında sizlere bir selamlama konuşması yapacak. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi 4 ilçe başkanımız Sayın Şehit Türkiye'nin konuşmaları, AK Parti 4 ilçe başkanımız Sayın Avukat Mehmet Burak İzgil'in konuşmaları, yine Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekilimiz Sayın Lütfi Kaşıkçı Beyefendi'nin konuşmaları ve akabinde AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Hacı Bayram Türkoğlu Beyefendi'nin konuşmaları, yine Cumhur İttifakı Dört Yol Belediye Başkan Adayımız Sayın Fadıl Keskin Beyefendi'nin konuşmaları, yine Dört Yolumuza dört dörtlük 44 projenin tanıtımı yapılacak ve akabinde meclis üyelerinin tanıtım videosu ve meclis üyesi adaylarımızın selamlamaları ve takdimleri olacaktır. Sevgili konuklar, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, şüheda ve kutlu ecdadımızın manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde coşku ile İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. Saygı duruşu için dikkat! Thank you.
aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Değerli konuklar, malum üzere bugün 12 Mart. İstiklal Marşımız 98 yaşında. İstiklal Marşı manda ve himayeye, esaret ve zillete karşı bir reddiye, bağımsızlık türküsüne yakılan bir meşaledir. İstiklal Marşı aziz milletimizin ezelden ebede seslenişidir. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş bir sel gibiyim. Bendimi kine yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun değerli silah arkadaşlarını ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve İstiklal Marşımızın kabulünü sağlayan meclis üyelerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Evet değerli konuklar, Medeniyetler Bahçesi, Hoşgörü Abidesi, Hatay bizim Beyazıt-ı Bestami'mizdir. Bizim ilk kurşunumuzdur. Bizim Habibi Neccarımızdır. Hatay bizim aşkımız, Hatay bizim sevdamız, Hatay bizim narımız, Hatay bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımızdır. Değerli konuklar, şimdi Hatay'la sizi baş başa bırakıyorum. Kardeşlik ormanında sen büyüdün nişanesi.
hepsi tarihin. Antep hep seni söyler, Maraş sana imrenir. Ey gelini güneyin, ne güzelsin ey şehir. Antep hep seni söyler, Maraş sana imrenir. Ey gelini güneyin, ne güzelsin ey şehir. Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Koalisyon hükümetlerinin hüküm sürdüğü sıkıntılı yıllarda gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak adına öğretmen olmayı tercih etti. Baba ocağı Hatay'a veda ederek ülkenin diğer ucunda Edirne'de göreve başladı. Bir süre sonra Şanlıurfa'ya geçerek meslek hayatına devam etti. Ancak Hatay onun için bir tutkuydu. İbrahim Güler. Evet, o bir memleket sevdalısıydı. Ayrı geçen zamanın ardından baba ocağına dönmenin vakti gelmişti. Güler bir yandan geleceği inşa edecek gençler yetiştirirken bir yandan da sevdalısı olduğu memleketi için neler yapabileceğinin hayalini kuruyordu. Öğretmenliğinin 8. yılıydı. Hatay ekonomisine katkı sağlamak
hemşerileri için istihdam oluşturabilmek adına ticarete yönelmek zorunda olduğunu hissetti. Deniz taşımacılığı ticaretiyle uğraştı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Azmi, dürüstlüğü ve kararlılığıyla kısa sürede sektörün sorunlarının üstesinden gelmeyi başardı. Ticari yaşamı boyunca her zaman bu ilkeleri kendisine şiar edindi. İbrahim Güler, gençlik yıllarından bu yana Hatay'ın sorunlarını kendi sorunları olarak benimsemişti. 3000 yıllık köklü tarihe sahip memleketi Hatay'daki her gelişmeyi yakından takip etmiş, her bir vatandaşın derdini kendine dert edinmişti. Ve şimdi çok sevdiği, uğruna yıllarını verdiği memleketine, Hatay'a ve Hataylılara hizmet yolunda bir kez daha yola çıktı. Hatay! Soruyorum şimdi! 2019'da kardeşlik hukukumuzu Hatay Büyükşehir olarak taslatıma var mısınız? Sevgili Dörtyolular, 31 Mart'ta İbrahim Güler ile Hatay'ın İhya, İnşa ve İmar Hareketi başlıyor. AK Parti'nin gönül belediyecilik anlayışı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı ile tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ülküsü ile insanı yaşattığı devlet yaşasın ilkesiyle Hatay'ı mamur kılacak büyük devasa projeler geliyor. Değerli konuklar, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İbrahim Güler Beyefendi'nin Hatay'ımızı Cumhur İttifakı kadrolarıyla birlikte ihya, inşa ve imar edecek projeleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Hizmet etmeye, herkesi bir bir dinlemeye, bir bardak çay içmeye. Evet değerli konuklar, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İbrahim Gülen. Cümleye susadım durdum. Cümleten selam aleyküm. Hazırladım. Sesim duyuluyor mu? Ona göre devam edeyim mi konuşmaya? Az biraz. Sayın Başkanım, sesiniz duyuluyor. Burada büyük bir coşku var. Burada büyük bir sevda var. Cumhur İttifakı kadroları burada size, sizi Cumhur İttifakı kadrolarımızla sevdiği dört yollara baş başa bırakıyoruz Sayın Başkanım. Ben sesim duyuluyor mu? Ona göre devam edeyim. Öncelikle cümleten selam aleyküm. Rabbim çıktığımız bu yolda yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnşallah Fadıl Keskin abimle birlikte dört yolu yeniden imar edeceğiz, ıslah edeceğiz ve hep birlikte ihya edeceğiz. Bu süreç Cumhur İttifakı olarak hem dört yol hem de Hatay için hem de ülkemiz için Allah'ın izniyle bir milat olacak. Cumhur İttifakı milletvekillerimizin hep birlikte istişare ve uzlaşı içerisinde olması, teşkilatlar olarak AK Parti ve il teşkilatlarının bir uyum içerisinde olması Hatay için inşallah bir nimet olacak. Bunu 31 Mart'ta Hatay Büyükşehir'i alarak tat çaldıracağız inşallah. Benim iki tane teşkilatım var. Bir tanesi AK Parti, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin her zaman emrindeyim inşallah. İbrahim Gülme oradaki bayrak isteyen. Karşıdan ses gelmeyince ben tepki veremiyorum. Rabbim mahcup etmesin. Allah utandırmasın. Rabbim devletimizin bekasına, milletimizin birliğine kastedenlere
fırsat vermesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Var olun. Sayın Başkanım, yolunuz, bahtınız açık ve aydın olsun diyoruz. Evet değerli konuklar, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İbrahim Güler ve Dört Yol Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Sayın Fadıl Keskin, Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile devletinin hadimi Türkmen Bey'i Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin bizlere emanetidir. Başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Ve Sayın İbrahim Güler ile Hatay güzel olacak. Sayın Fadıl Keskin ile Dört Yol çok güzel olacak. Değerli misafirler, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Dört Yol İlçe Başkanımız Sayın Şerif Gürkan Beyefendi kürsüye saygıyla arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın il başkanlarım, kadın kolları il başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, onların hepsini seçileceğinden emin olduğum için belediye meclis üyelerimiz diyorum. Sivil toplum kuruluşu mensubu başkanları ve yöneticileri, birlikte çalıştığım yol arkadaşım, yol arkadaşlarım, ilçe yönetim kadın kolları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ocak, il ocak başkanım, ilçe ocak başkanlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir an Hatay'ın cennete dönüştüğünü hissettim arkadaşlar. Hakikaten bu projeler inşallah hayata geçecek. Bu projeler hayata geçtiği zaman Hatay'ın yüzü, şekli değişecek. İnşallah güzel ilçemiz Dört Yolumuzda sevgili kardeşim Fadıl Keskin Bey'i buranın şehrin emini yaparız. Hatay'ımızda da sevgili başkanımız İbrahim Güler Bey'i Hatay'ın şehrin emini yaparız. Ve bu mutluluğu inşallah 31 Mart'ta hep birlikte yaşarız. Sevgili gönüldaşlar, Cumhur İttifakı'nın biliyorsunuz oluşumu 15 Temmuz'da başladı. Bizler de gecemizi gündüzümüze katarak geriye kalan 18 gün içerisinde Cumhur İttifakı'nın Dört Yol'daki temsilcisi Fadıl Keskin kardeşime, Hatay'da da inşallah İbrahim Güler kardeşini seçerek bu mutluluğu hep birlikte yaşarız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu anlamlı konuşmalarından ötürü Milliyetçi Hareket Partisi Dört Yol İlçe Başkanımız Sayın Şerif Kürter Beyefendi'ye en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli konuklar, şimdi de sizlere hitap etmek üzere
AK Parti 4 Yol ilçe başkanımız Sayın Mehmet Burak İzgi Beyefendi'yi mikrofona saygıyla arz ediyorum. Çok kıymetli milletvekillerim, sayın il başkanlarımız, 4 Yol Belediye Başkan adayımız, Kadın Gençlik ve Ülke Ocaklarımızın çok kıymetli başkan ve üyeleri, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkan ve üyeleri, kıymetli muhtarlarımız ve çok siz değerli saygıdeğer hazirun, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Sayın Fadıl Keskin Bey'in proje tanıtım toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii öncelikle az önce Fehmi Bey'in de ifade ettiği gibi bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü. Bu kapsamda milli şairimiz ve şehitlerimizi de rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Tabii yerel yönetimler anlamında şehirlerin imar, ihya ve inşası Cumhur İttifakı kadrolarının olmazsa olmazlarındandır. Gönül ve hizmet belediyeciliğini düstur edinmiş olan Cumhur İttifakı kadroları yerel yönetimler anlamında en iyi hizmeti verme noktasında fazlasıyla imkan, yetenek ve kabiliyete sahiptir. Bu kapsamda Sayın Başkanımızın tanıtım toplantısına tekrardan hoş geldiniz diyor. Siz değerli katılımcılara bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti 4 Yol İlçe Başkanımız Sayın Avukat Burak Mehmet İzgi Beyefendi'ye bu anlamlı konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, devletinin hadimi Türkmen Bey'i Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşı, dava arkadaşı Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekilimiz Sayın Lütfi Taşıkçı Beyefendi'yi mikrofona saygıyla arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, çok kıymetli İl Başkanım, Belediye Başkanı adayım, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, yine AK Parti'nin çok değerli gençlik kolu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle, içerisinden yetişip büyüdüğüm ülke ocaklarının çok kıymetli başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve kıymetli dört yollar, 4 Yol Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayımız Fadıl Keskin Bey'in projelerinin takdim edileceği programa hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dün 4 Yol'da Sayın Milletvekilimizle birlikte bir mahalle toplantısına katıldık. O toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem yerel yönetimlerle ilgili hem de ülke gündemiyle ilgili görüşlerini vatandaşlarımızla elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalıştık. Kıymetli hemşehrilerim, 4 Yol Hatay'ın en gözde ilçelerinden biri. Her yönüyle. Hem tarihi, hem kültürel, hem içerisinde bir arada huzur içerisinde yaşayan insanlarıyla gerçekten 4 Yol'un Hatay'ın incisi. 4 Yol hizmetlerin en güzeline, en iyisine layık. İnşallah hep birlikte, hep beraber 4 Yol'da şehrimizi 5 yıl daha yönetmesi için belediye başkanımızı seçeceğiz. 4 Yol'da hemşehrilerimiz birçok defa belediyeyi bizlerin yönetmesi noktasında karar kıldılar. Allah bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak 4 Yol'da belediye başkanlığı yapan tüm ağabeylerime, tüm kardeşlerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii bu fırsatı 4 Yollar
Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de verdiler. Onlar da uzun süre Dört Yol'da belediye başkanı veya Dört Yol'un yönetimiyle ilgili sorumluluk kaldılar. Ben huzurlarınızda Dört Yol'a bugüne kadar hizmet noktasında kim bir tuğla koymuşsa hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ancak bu defa hep birlikte inşallah bir ilki gerçekleştireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yerel yönetimlerindeki birikimiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerindeki birikimini inşallah birleştireceğiz. Ve bu birliklerle hep birlikte, hep beraber göreceğiz. Hizmet aynı rahmet yağmuru gibi Dört Yol'a yağacak. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmaz. Bu birlikteliği içselleştirmiş bir kardeşiniz olarak, ismine daha sonraki dönemlerde Cumhur İttifakı dediğimiz bu birlikteliği özümsemiş bir kardeşiniz olarak, gerçekten şu gördüğüm tablo beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bizler bu salonlarda yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi ağabeylerimize, hanımefendilere ve genç kardeşlerimize hitap etmiştik. Ama bugün Allah'a şükürler olsun aynı pınardan beslendiğimiz, aynı dereden su içtiğimiz, aynı konularda üzüldüğümüz veya sevindiğimiz, aslında ikimizde bir çınarın köküydük. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bugün bu salonda bir arada. Ne kadar güzel bu. İnşallah bu birliktelik Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere böyle seçimden seçime kurulan bir birliktelik olmayacak ve Allah'ın izni inayetiyle Türkiye bu hükümet sistemiyle yönetildiği sürece, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var olduğu sürece göreceksiniz Milliyetçi Hareket Partililerle AK Partililer yan yana yürüyecekler. Bizim ilk seçimimiz değil. Bu seçim aslında bizim üçüncü seçimimiz. Hatırlayın, biz birlikte 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediği için artık hükümet etme sistemimizi değiştirelim dedik. Ya bu hükümet etme sistemini biz değiştirecektik ya da Batı'nın, Amerika'nın bize getirip dayatacağı sistemi kabul edecektik. Ancak Allah'ın izniyle iki lider anlaştı ve önümüze bir anayasa değişikliğiyle yeni hükümet etme sistemi getirdiler. O zaman da hatırlayın, AK Partilerle Milliyetçi Hareket Partililer o anayasa değişikliğinin geçmesi için evet dedik. Bu bizim aslında ilk bir araya gelişimizdi. Daha sonra yeni hükümet etme sisteminin ilk cumhurbaşkanı ve ilk parlamentosu oluşacak dediler. Yine hep birlikte, bugünkü gibi beraber olmasak da, ayrı ayrı çalışsak da aynı hedefe doğru beraber çalıştık. Ne yaptık? Sayın Erdoğan'ın yeni hükümet